Allah akıllı ve idrak sahibi bir varlığa görünmemiş, dağ görünmüştür. Dağ ise akıl ve idrak sahibi olmadığından Allah'ı bilemez ve göremez. Ona şöyle cevap verilir. Musa'nın görmek istediği şey Allah değil bir ayet, mucize olsaydı daha onu da görüp anlayamazdı. Durum bu minval üzere ise söz konusu ayet, mucize dağın parçalanması olur. Dağ ayeti göstermesi ve dağın o ayet sebebiyle parçalanması söz konusu olmaz. Bu da Musa'ya Aleyhisselam ayetin gösterildiğine delalet eder ki o da dağın parçalanmasıdır. Şimdi burada ayet mucize yazılması, Kur'an-ı Kerim'de kullanılması, ilk mucize için ayet kullanılması oradan kaynaklanıyor. Halbuki Allah Teala beni göremeyeceksin buyurur. Kabe ise görülemeyecek olan şeyi ayet olarak yorumlamıştır. Oysa Musa Aleyhisselam ayeti, mucizeyi yani dağın parçalanmasını görmüştür. Beni göremeyeceksin buyurur. Musa Aleyhisselam dağın parçalanmasını görmüştür. Ayeti yani mucizeyi dağın parçalanmasını görmüştür. Sonra Kabe kendi kendine Musa'nın tövbesinin gerekçesini sormuştur. Halbuki bu gerekçenin sorulmaması gerekir. Sonra da tövbesinin gerekçesini sormuştur. Halbuki bu gerekçenin sorulmaması gerekir. Niye peygamberlerin durumu araştırılmaz, sormaması gerekir. Sonra da tövbenin gerekçesinin iki şekilde yorumlanabileceğini iddia etmiştir. Bir, Allah'ın kendisine gösterdiği deliller sebebiyle bunun yani Allah'ı görme isteğinin küçük günah olduğunu bilmiş ve bu küçük günahtan dolayı tövbe etmiştir Kabe'ye göre. İkinci ihtimal, insanlar korku anında herhangi bir günah doğmadan da adeten tövbelerini yenilerler. Ebu Mansur Allah ona rahmet eylesin söyle demiştir. Musa'nın tövbe etmesinin gerekçesi küçük günah olsaydı bu tövbeyi hemen yapması kendisine delillerle bildirilinceye kadar terk etmesinden daha evla olurdu. Onun da baygın değilken bildirilmesi daha uygun olurdu. Söz konusu tövbe korku sebebiyle olsaydı Musa'nın tövbeyi korku yaşadığı anda yapması doğru olurdu. Sakinleştiğinde ve güvene kavuşup kendisine geldiğinde değil. Bu da asasının hareket ettiğini gördüğünde sırtını dönüp kaçtığı zamandır. Ancak Allah Musa'ya beni göremeyeceksin dediği için şöyle bir ihtimal söz konusudur. Musa şahit de bu hissi alemde Allah'ı görmenin mümkün olduğunu ve Allah'ın kendisine vaadi sebebiyle kendisini buna güç yetirebileceğini sanıyordu. Bu düşüncesinden vazgeçti ve beni göremeyeceksin sözüne inandı. Her ne kadar bu onun imana dahil idi ise de zaten bunu biliyor idi ise de bu durum müminlerin topluca her şeye inanmakla beraber inen her ayete ve yenilenen her farizaya yeniden inanmalarına benzer. Tafsili iman, icmali iman meselesi gibi. Ancak Allah Musa'ya beni göremeyeceksin dediği için şöyle bir ihtimal söz konusudur. Musa şahit de bu alemde Allah'ı görmenin mümkün olduğunu ve Allah'ın kendisine vaadi sebebiyle kendisini bugün buna güç yetirebileceğini sanıyordu. Bu düşüncesinden vazgeçti ve beni göremeyeceksin sözüne inandı. Her ne kadar bu onun imana dahil idiyse de. Bu durum müminlerin topluca her şeye inanmakla beraber inen her ayete ve yenilenen her farizaya yeniden inanmalarına benzer. Şurayı birleştirebiliriz. Kabe'nin bazı yüzler o gün parlayacak, Rablerine bakacaklardır ayetine ilişkin düşüncelerini ele almıştık. Ebu Mansur Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Sözde asıl olan şudur. Sözde
Asıl olan şudur. Söz muhatabın bildiği bir konu hakkındaysa veya kastedilen anlam onunla alakalıysa söz hakiki anlamından çıkarılır ve o konu çerçevesinde anlaşılır. Söz, kelam, muhatabın bildiği bir konu hakkında ise veya kastedilen anlam onunla alakalı ise söz hakiki anlamından çıkarılır ve o konu çerçevesinde anlaşılır. Ancak böyle değilse hakiki anlamdan çıkarılmaz. Bu bir ilke, kural. Burayı italik yapabiliriz. Söz, kelam, muhatabın bildiği bir konu hakkında ise veya kastedilen anlam onunla alakalı ise söz hakiki anlamından çıkarılır ve o konu çerçevesinde anlaşılır. Ancak böyle değilse hakiki anlamdan çıkarılmaz. Buna şu ayeti örnek verebiliriz. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Ve Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Meselenin esası şudur. Falancayı gördüm veya falancaya baktım sözü o kişinin kendisini gördüm ve kendisine baktım anlamından başka bir anlama gelmez. Normal hayatta falancayı gördüm, falancaya baktım sözü o kişinin kendisini gördüm ve kendisine baktım anlamından başka bir anlama gelmez. Ama şöyle söylerken gördüm ve şöyle yaparken gördüm sözüyle sözü söyleyenin ve fiili yapanın kendisinin görüldüğü kastedilmez. Aynısı Musa Aleyhisselam ve bu ayetle ilgili olarak da geçerlidir. Şöyle söylerken gördüm ve şöyle yaparken gördüm sözüyle sözü söyleyenin ve fiili yapanın kendisinin görüldüğü kastedilmez. Aynısı Musa Aleyhisselam ve bu ayetle ilgili olarak da geçerlidir. Kabe'nin dediği üzerinde düşünen kimse onun müşebbihe inançlı olduğunu bilir. Çünkü o Kabe'yi görmenin o şartlarda gerçekleşmesini gerektiren gerekçeyi zikretmemiştir. Görmenin o şartlarda gerçekleşmesini gerektiren gerekçeyi zikretmemiştir. Kendisinin öyle bulduğunu, gözlemlediğini haber vermemiştir. Bu da müşebbihenin görüşüdür. Çünkü onlar şahit de her faili ve yine her alimi cisim olarak gözlemlemiştir. Şahit alemde her faili yine her alimi cisim olarak gözlemlemiştir. O halde gayipte de benzeri olmalıdır. Gayipte de cisim olmalıdır. O yüzden müşebbiheye benzer. Sonra Kâbi cismin görülmesinin anlamını zikretmiş ama cisim olmayanın görülmesinin anlamını zikretmemiştir. Dolayısıyla cismin görülmesinin anlamı cisim olmayanın görülmesinin anlamına delil olmaz. Burası da bir ilke. Biz şahittekine göre bilgi sahibiyiz. Şahit de her fail, her alim cisim olarak gözlemleriz. Eğer teşbih yaparsak gayipteki de cisimdir dememiz gerekir. Kâbi cismin görülmesinin anlamını zikretmiş ama cisim olmayanın görülmesinin anlamını zikretmemiştir. Dolayısıyla cismin görülmesinin mahiyeti, anlamı cisim olmayanın görülmesinin mahiyetine delil olmaz. Ayrıca Kâbi görülecek şeyin çok küçük ve çok uzak olmasını görmeyi engelleyen iki sebep olarak saymıştır. Görülecek şeyin çok küçük olması veya çok uzak olmasını görmeyi engelleyen iki mani olarak saymıştır. Ancak bu iki engel Yüce Allah'tan uzaktır. Sonra şu ayetle Allah Teala'nın övülmesini delil getirmiştir. Gözler onu idrak edemez ama o gözleri idrak eder. Bu ayeti delil getirmiştir. Kâbi bu ayete dayanarak gözlerin onu idrak edemeyeceği engelinin ortadan kalkmayacağını, dolayısıyla gözler onu idrak edemez. İdrak engelinin ortadan kalkmayacağını,
Dolayısıyla onun görülemeyeceğini söylemiştir. Kabe'nin bakış açısından bakıldığında şu ayet de Kabe'nin aleyhine delildir. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Ve onun her şeye gücü yeter. Bu ayetlerde bildirilen Allah'ın kendisinin görülmesi de dahil olmak üzere her şeyi yarattığı ve her şeye gücünün yettiği de ortadan kalkmaz. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeye gücü yeter. Bu ayetlerde bildirilen Allah'ın kendisinin görülmesi de dahil olmak üzere her şeyi yarattığı ve her şeye gücünün yettiği de ortadan kalkmaz. Dolayısıyla Allah görülebilir. Sonra Allah zikredilen karşı karşıya olma, havanın ulaştırılması, yani karşı karşıya olma, ışık olması gibi şartların düşürülmesi temelinde görülmekle nitelenmiştir. Dünyadakine benzemeksizin görülür diye nitelenmiştir. Dolayısıyla bu cisimlerin görülmesine ilişkin şartlar çerçevesinde yapılacak bir tartışmanın Allah'ın görülme mahiyetini açıklamayacağı sabit olmuştur. Şurayı da italik yapalım. Küçüklük, büyüklük, yakınlık, uzaklık, aydınlıkta, karanlıkta olmak gibi cisimlerin görülmesine ilişkin şartlar çerçevesinde yapılacak bir tartışma Allah'ın rüyetullah'a dair açıklamaya da kullanılamayacağı sabit olmuştur. Şöyle denirse Allah nasıl görülecektir? Şöyle deriz, niteliksiz görülecektir. Bilmiyoruz. Yani var olan görülür ama nasıl görüleceğini bilmiyoruz. Çünkü nitelik suretli için söz konusudur. Burası da temel bir ilke. Nitelik arazlar suretli için söz konusudur. Bilakis Allah şu vasıflardan hiçbiri olmaksızın görülecektir. Ayakta olma, oturma, yaslanma, askıda olma, bitişik olma, ayrık olma, yüzü dönük olma, arkası dönük olma, kısa olma, uzun olma, ışık altında olma, karanlıkta olma, durağan olma, hareketli olma, temas eden olma, ayrık olma, dışarıda olma, içeride olma gibi cisimle bağlantılı şartlar olmaksızın görülecektir. Bunların hepsi suretlilerin özelliği. Vehmin aldığı ve aklın takdir ettiği başka herhangi bir anlam da bu görülmede olmayacaktır. Aklımıza gelebilen veya hayal dünyamızda vehim dediği düşünce dünyamızda üretebileceğimiz başka herhangi bir yaratılmışlara dair görülme şeklinde de olmayacaktır. Çünkü Allah bütün bu anlamlarda yücedir. Allah vardır, var olan görülür ama dünyadaki şartlar şeklinde değil. Niteliksiz olarak bila keyf Arapçası buranın niteliksiz olarak görülecektir. Mutezile'nin mağdumun yokun var olmayanın şeyliği görüşü ve eleştirisi şey var anlamındaydı. İşte mağduma şey denilir mi denilmez mi? Fakih Ebu Mansur Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Aklı başında kimseye Mutezililik mezhebinin temel konularındaki görüşlerini ve diğer dinlerin ehline benzediklerini göstermek için birkaç husus zikredelim. Bu parçanın yazılma amacı, aşağıdaki kişilerin yazılma amacı, aklı başında kişilerin, Mutezile'nin diğer dinlerin görüşlerine benzer görüşler savunduğunu anlamasını sağlamak. Böylece düşünen kimse, aklı başında olan kimse, düşünen kimse, Mutezile'nin görüşlerinin başka dinlerin görüşlerinin sonucu olduğunu bilsin. Burayı bir makale gibi düşünelim. Bu makalenin iddiası, buradan sonraki kısım, Mutezile'nin görüşlerinin başka dinlerin görüşlerine benzediği, onlarla benzer olduğunu ortaya koymak. Mutezile şöyle demiştir. Mağdum şeylerdir.
mağdum vardır. Şeylerin şeyliği Allah sayesinde değildir. Onların yokluktan varlığa çıkarılışı Allah sayesindedir. Mağdum şeydir. Mağdumun şeyliği Allah sayesinde değildir. Onların varlığa çıkarılışı Allah sayesindedir. Burası tırnak içinde aldığı kısım. Bu Mutezile'nin görüşü. Büyük ihtimalle Kabe'nin kitabından aktardığı kısım. Bakılsa oradan, yani bunu tercüme edenler veya muhakkikler bakmış mı, kontrol edilir Arapçasından. Tırnak içinde bu cümle mana olarak Kabe'nin makalatında yer alabilir. Burayı aktardıktan sonra amacı ne? Mutezile'nin bu görüşünün başka dinlerin görüşlerine benzer olduğunu ortaya koymak. Ebu Mansur şöyle demiştir. Bu durumda onlara şeyleri ezelde gerçek sayma suçlaması yöneltilir. Bu durumda onlara şeyleri, yani mağdumları, ezelde değil de ezeli gerçek sayma suçlaması yöneltilir. Ezeliyet verme suçlaması yöneltilir. Ancak şeyleri yoktu. Daha sonra var olmuştur. Şeylerin kadim sayılması ise tevhidi ortadan kaldırır. Mağdum şeylerdir. Şeylerin şeyliği Allah sayesinde değildir. Buraya itiraz ediyor. Allah sayesinde olmayan bir varlıkları varsa şeylerin kadim sayılması gerekir. Bu da tevhidi ortadan kaldırır. Çünkü ya mağdum şeydir diyor Mutezile. O yüzden şey kelimesini kullanıyor. Mağdum henüz yoktu. Dolayısıyla mağdum ve mevcut ortaya çıkma ve görünmede farklılık arz eder. Mağdum ve mevcut ortaya çıkma ve görünmede farklılık arz eder. Mevcut var olan, mağdum var olmayan ortaya çıkma ve görünmede farklılık arz eder. Değilse onlar ezelde ezeli olarak mağdum şeylerdir. Eğer görünme ve ortaya çıkma açısından ikisinin arasında bir fark yoksa, o zaman ikisi de ezeli şey durumundadır. Oysa arasında fark vardır. Böylece Mutezile Allah dışında ezeli varlıklar kabul etmiştir. Mağduma şey diyerek. Bu da tevhidi bozar. Şu kısım Mutezile Allah dışında ezeli varlıklar kabul etmiştir. Bu da tevhidi bozar. Mağdum şey dedikleri için. Onların şimdi bu görüşü aktardı. Ne yapması gerekir? Başka dinlerin görüşlerine benzer dedi. Başka dinlerden bağlantı sağlaması gerekir. Temellendirebilmesi için. Onların bu söylediği alemin kıdemini de gerektirir. Adem'in ezeli olmasını da gerektirir. Çünkü alem Allah dışındaki şeylerdir. Alem tanımı, alem dediğimiz kavram Allah dışındaki her şeyi kapsar. Mağdum da onun dışındaki ezeli şeylerdir. Mağdum dediğimiz şey de Allah'ın dışındaki şeyler kapsamındadır. Bu da bütün tevhid mensuplarıyla Allah'ın alemi yoktan var ettiği konusunda çatışmaya yol açar. Bu da bütün tevhid mensuplarıyla Allah'ın alemi yoktan var ettiği konusunda çatışmaya yol açar. Bütün tevhid, ehli tevhid, alemin yoktan var edildiğini savunur. Yahudiler, Hristiyanlar, tüm ehli kitap. Eğer mağdum ezeli olarak var denirse, o zaman alem yoktan değil de ezeli vardan yaratılmış olur. Bu da bütün tevhid ehlinin Allah'ın alemi yoktan var ettiği konusundaki görüşüyle çelişki oluşturur. Onların görüşüne göre yaratma var kılmaktan ibarettir. Onların görüşüne göre yaratma var kılmaktan ibarettir. Var kılmak, yokluktan varlığa çıkartmak değil, var kılmaktan ibarettir. Bunu var kılmayı nasıl anlayacağız? Şurada geçti.
suretli hale gelmesi. Suretli hale geldiği zaman var hale gelmesi. Var kılmaktan ibarettir. Değilse onlar yaratılmadan önce zaten şeylerdir. Çünkü onlara göre suret almadan önce zaten şeylerdir. Madum vardır şeydir. Dehrilerden bir grubun yaratıcının şeyleri ezelde yarattığı ve dolayısıyla şeylerin ezeli var olduğu görüşü Mutezile'nin bu görüşünden tevhid ehline daha yakındır. Dehrilerden bir grubun yaratıcının şeyleri, varlıkları ezelde yarattığı ve dolayısıyla şeylerin ezelde var olduğu görüşü Mutezile'nin bu görüşünden tevhid ehline daha yakındır. Çünkü yarattığı, ezelde yarattığı diye düşündükleri için Mutezile'nin yaratma anlayışını var kılma olarak tanımladı. Şöyle de yapabiliriz. Yaratma var kılmaktan ibarettir. Burada da ezelde yaratma ezelde yarattı. Dolayısıyla şeylerin ezelde var olduğu görüşü Mutezile'nin bu görüşünden tevhid ehline daha yakındır. Yaratmayı içerdiği için. Mutezile'nin bu görüşü Dehrilerin alemin tıynetinin, alemin asıl maddesinin kadim olduğu görüşlerinde uyuşur. Mutezile'nin var kıldığı, yoktan yaratmadığı, var kıldığı, görünür kıldığı görüşü Dehrilerin alemin tıynetinin kadim olduğu, bu asıl maddeden suret kazandığı görüşüyle uyuşur. Mutezile'nin bu görüşü Heyula taraftarlarının arazların belirmesi sonucu alemin ortaya çıktığı iddiasıyla da örtüşür. Heyula taraftarları, Heyula vardı. Bunlar arazlar alarak ortaya var olarak çıktılar iddiasıyla da örtüşür. Mutezile de benzer şekilde şeylik teorisiyle şeyleri hadis olmayan daha sonra var olan kabul etmektedir. Madum şeydir diyerek Mutezile şeylik teorisiyle şeyleri hadis olmayan, sonradan ortaya çıkmayan, daha sonra var olan kabul etmektedir. Mutezile'nin bu görüşü Allah'ın ezelde yaratıcı olmamasını da gerektirir. Allah'ın ezeli yaratıcı olmamasını da gerektirir. Şeyler önce var değilken sonra var olduğu gibi şeyler önce var değilken sonra var olduğu gibi Yüce Allah da zatıyla fail değil iken yaratıkların yaratılmasıyla ortaya çıkmıştır. Veya Allah da zatıyla fail değilken yaratıkların yaratılmasıyla fail olmuştur. Veya yaratıcı değilken sonra yaratıcı olmuştur. Bu anlama gelir. Mutezilerin bu görüşü Allah ezeli yaratıcı olmamasını gerektirir. Şeyler önce var değilken sonra var olduğu gibi Yüce Allah da zatıyla fail değilken yaratmasıyla fail olmuştur. Yaratıcı değilken sonra yaratıcı olmuştur anlamına gelir. Ezeli alem ve onun herhangi bir parçası yokken Allah zatıyla vardı. Ezelde burada doğru alem ve onun herhangi bir parçası yokken şöyle yapalım. Alem ve onun herhangi bir parçası yokken Allah vardı. Sonra alem Allah'tan gelen ve sayesinde var olacağı bir mana olmaksızın var oldu. Alem Allah'tan gelen ve sayesinde var olacağı bir mana olmaksızın var oldu. Buradaki sıfat anlamında. Çünkü Mutezile'ye göre irade ve aynı şekilde tekvin alemden ibarettir.
Tekvin mükevver meselesi. Çünkü Mutezile'ye göre irade ve aynı şekilde tekvin alemlerine ibarettir. Tekvin mükevven aynıdır. Tekvin diye bir sıfat yoktur. Alem ve onun herhangi bir parçası yokken Allah zatıyla vardı. Mutezile'ye göre söylüyor. Sonra alem Allah'tan gelen ve sayesinde var olacağı bir mana. Şöyle diyelim. Tekvin sıfatı olmaksızın var oldu. Çünkü Mutezile'ye göre irade ve aynı şekilde tekvin alemden ibarettir. Yani tekvin mükevven aynıdır. Şu halde alem ondan gelen herhangi bir mana olmaksızın vücut bulmuştur. Şu halde alem ondan gelen herhangi bir mana olmaksızın vücut bulmuştur, var olmuştur. Bununla beraber Mutezile alemi zikrettiğim görüşlerine dayanarak Allah'ın varlığına delil kabul etmişlerdir. Onların yalanlarına gelince bu onların bir yandan Allah'ın varlığına alemi delil saymaları, diğer yandan da alemin varlığa geliş süreci ile ilgili olarak Allah'tan alemin yokken varlığa gelmesinden başka bir şey hasıl olmadığını söylemeleridir. Oysa onların anlayışına göre bir şeyin var olduğunu bilmek onun yaratılmış olmasını gerektirmez. Bir şeyin onlara göre var olduğunu bilmek onun yaratılmış olmasını gerektirmez. Kıdem de o şeyin onun sayesinde var olmasını gerektirmez. Onlara göre Allah'tan olan bu ikisinden yani ilim ve kıdemden ibarettir. Bu ikisinden hiçbiri alemin varlığını gerektirmez. Dolayısıyla onlar alemin bu ikisinden hiçbiri olmaksızın var olduğunu söylemişlerdir. Onlara göre Allah'tan olan bu iki... Şuraya bir bakalım. Burası ilim ve kıdem yerine irade ve tekvin de olabilir. Onlara göre Allah'tan olan bir geride alalım. Oysa onların anlayışına göre bir şeyin var olduğunu bilmek onun yaratılmış olmasını gerektirmez. Bir şeyin var olduğunu bilmek onun yaratılmış olmasını gerektirmez. Kıdem de o şeyin onun sayesinde var olmasını gerektirmez. Onlara göre Allah'tan olan bu ikisinden ibarettir. Bu ikisinden hiçbiri alemin varlığını gerektirmez. Dolayısıyla onlar alemin bu ikisinden hiçbiri olmaksızın var olduğunu söylemişlerdir. Alemin kadim olduğunu söyleyenlerin görüşüne göre böyledir. Çünkü bu kimseler alemin kendisi dışından bir sebep olmaksızın var olduğunu söylemektedirler. Eski Yunan'dan itibaren alemin dıştan bir sebep olmaksızın zaten var olduğunu, hep var ola geldiğini söylemişlerdir. Bu yüzden Mutezile bu görüşleriyle bu kimselerin görüşüne benzemiştir. Şu var ki bu kimseler daha tutarlıdır. Zira bunlar alemin kendisi dışından bir sebep olmaksızın var olduğundan alemi ezeli saymışlardır. Yani eski Yunan'da olduğu gibi dışarıdan bir etki olmaksızın alemin var olduğunu, yani alemin ezeli olduğunu kabul etmişlerdir. Mutezile ise alemi açıkladığımız yönden kendisi dışından bir sebep olmaksızın hadis saymıştır. Bu eleştirisini yapmasının sebebi şurası: tekvini kabul etmemesi, yaratılmayı kabul etmemesi, yaratmayı kabul etmediği için de Allah'ı kabul etmesi, hadis alemi kabul etmesi ama ikisinin arasındaki bağlantıyı kurmaması. Onu da şöyle özetledim Maturidi. Onlara göre yaratma var kılmaktan ibarettir. Yoksa yaratmak anlamında değildir. Yokluktan varlığa çıkartmak anlamında değildir. Oraya bağlantı yaparak eleştiriyor. Bu kimseler, yani eski Yunan örneğin, alemin kendisi dışından bir sebep olmaksızın var olduğunu söylemektedir. Bu yüzden Mutezile bu görüşleriyle bu kimselerin görüşüne benzemiştir. Şu var ki bu kimseler daha tutarlıdır. Zira bunlar
alem kendisi dışından bir sebep olmaksızın var olduğundan alemi ezeli saymışlardır. Mutezile ise alemi açıkladığımız yönden kendisi dışından bir sebep olmaksızın hadis saymıştır. Hadis sayıyor ama Allah yarattı diyerek Maturidi'nin görüşüne göre tekvini kabul etmedikleri için Allah'la hadis alem arasındaki bağlantıyı kopartıyor. Bu o yüzden tutarsızdır diyor. Daha da ilginç olanı şu ki Mutezile alemi yaratıcı ve yaratılan, var eden ve var edilen saymıştır. Daha da ilginç olan şu ki Mutezile virgül alemi yaratıcı ve yaratılan, var eden ve var edilen saymıştır. Tek ve mükevven aynıdır dedikleri için. Böylece alem kendisinde bir başkasının fiili olmaksızın alem olmuştur. Sonra alem kendisine bütün iyi ve kötü isimleri vermiştir. Kâbi alemin adını değiştirse daha mazur olurdu. Ancak bu kötü sonun belirtisidir. Ayrıca Mutezile bu konuda Seneviye'nin görüşüne benzer. Şimdi yukarıda ne dedi? Mutezile'nin görüşü diğer dinlerin görüşüne benzer dedi. Şimdi din bekliyoruz biz. Önce Dehrilere atıf yaptı. Dehrilerden daha tutarsız dedi. Dehriler en azından alem hep ezelidir diyor. Mutezile ise Allah var, alem hadis diyor ama ikisi arasındaki bağlantıyı kuramıyor. Çelişki içindedir dedi. Sonra Seneviye'ye geçti. Mutezile bu konuda Seneviye'nin görüşüne de benzer. Şöyle ki Mutezile'ye göre şeyler yoktu. Yokluktan çıkarılmalarından başka bir şey olmayan var kılınmaları sayesinde var oldular. Şimdi şu kısım tırnak için alabiliriz burayı da. Şeyler yoktu. Yokluktan çıkarılmalarından başka bir şey olmayan var kılınmaları sayesinde var oldular. Yani yaratıldı anlamında değil. Yokluktan çıkarılmalarından başka bir şey olmayan var kılınmaları sayesinde var oldular. Sineviye ise şöyle demiştir. Işık ve karanlık ayrıydı. Sonra birleştiler. Bu alemde ayrılık ve birleşmeden başka bir şey olmaksızın var oldu. Böylece alem, alem değilken sonradan kendi kendine alem olmuştur. Çünkü alemi, alem, alemi, alem yapacak bir başkası yoktur. Işık ve karanlık ayrıydı. Sonra birleştiler. Bu birleşmeden alem oldu. Yani başka bir şey olmadığı için kendi kendine alem var oldu. Çünkü alem, alem yapacak başkası yoktu. Mutezile'nin sözü de dediğimiz gibi böyledir. Şeyler yoktu. Yokluktan çıkarılmalarından başka bir şey olmayan var kılınmaları sayesinde var oldular demesini buna benzetiyor. Mutezile'nin sözü dediğimiz gibi böyledir. Mutezile ve başkaları alemin hadisliğine sonradan var olan şeylerin hali Mutezile ve başkaları alemin hadisliğine sonradan var olan şeylerden hali olmamasını delil getirir. Şurasını tırnak içine alalım. Mutezile ve başkaları da benzer şekilde alemin hadis olmasına sonradan var olan şeylerden hali olmamasını delil getirir. Alem hadistir. Hadis olmasının delili sonradan var olan şeylerden hali olmamasıdır derler. Onların buna ilişkin tek kanıtı alemin varlığıdır. Alem vardır. Var olan alemde sonradan var olan şeylerden hali olmayan şekildedir. Tek kanıtı alemin bu şekildeki varlığıdır. Böylece alemin hadis olduğunu zorunlu görür ve alemin bir muhdis sayesinde var olduğunu söyler. Alemin hadisliğini hadislerde
hudusa dair şeylerden hali olmamasını delil getirir. Tek kanıt alemin varlığıdır der. Böylece alemin hadis olduğunu zorunlu görür ve alemin bir muhdis sayesinde var olduğunu söyler. Alemin hadis olduğunu ortaya koyduktan sonra muhdisi vardır der. Sonra yüce Mutezile, yüce Allah hakkında onun yaratıcı, Rahman ve Rahim değilken şimdi bu sıfatlara sahip olduğunu söyler. Şimdi şurada da benzer bir şeye dikkat çekiyor. Alem hadistir. Alemin hadis olduğunu zorunlu görür ve alemin bir muhdis sayesinde var olduğunu söyler. Alem var, hudustan hali değil, muhdis sayesinde var. Sonra Yüce Allah hakkında onun yaratıcı, Rahman ve Rahim değilken şimdi bu sıfatlara sahip olduğunu söylemiştir. Böylece Mutezile Allah'ı insanların onu bildiği hallerin başından itibaren tıpkı duyularıyla hadislerden hali olmayan olarak gözlemledikleri alem gibi hadislerden hali olmayan bir varlık olarak kabul etmiştir. Hadislerden hali olmayan olarak gözlemledikleri alem gibi Allah'ı da hadislerden hali olmayan bir varlık olarak kabul etmiştir. Dolayısıyla alemin sonradan var olduğunu bilmelerini sağlayan sebep, şuradaki sebep, sonradan var olan şeylerden hali olmaması. Bu sebep, yaratıcı Rahman'ın hadis olduğunu bilmelerini sağlayan sebep olmuştur. Oysa Allah ezeli ve kadimdir. Burada nasıl bir bağlantı kurdu? Aleme alem demeleri, yani hudus içindedir demeleri, alemde sonradan var olan şeylerden hali olmamak durumunu tespit etmeleri, bundan dolayı aleme hadis diyorlar. Tıpkı buna benzer şekilde Allah'ta da yaratıcı değildi, daha sonra yaratıcı oldu. Rahman değildi, daha sonra Rahman oldu. Rahim değildi, daha sonra Rahim oldu. Demeleri dediğini ileri sürerek Allah'ı da hadislerden hali olmayan bir varlık seviyesine düşürmüştür. Oysa Allah ezeli ve kadimdir diyor. Bu da Mutezile'nin sıfatlar anlayışına eleştirdi bulunuyor. Sıfat anlayışı sebebiyle onun yaratıcı, Rahman ve Rahim değilken sonradan bu sıfatlara sahip olduğunu söylemiştir diyerek. Alemin sonradan var olduğunu bilmelerini sağlayan sebep, hudusluk sebebi, yaratıcı Rahman'ın hadis olduğunu bilmelerini sağlayan sebep olmuştur. Rahman değilken Rahman, yaratıcı değilken yaratıcı olmuştur anlamında. Oysa Allah ezeli ve kadimdir. Bu bağlantıyla da ne oldu? Seneviden daha kötüdür onların anlayışı sonucuna vardı. Bundan sonra iki açıklamamız daha var. Bir Dehriler örnek verdi. Onlardan daha kötüdür. Eski Yunan'dan daha kötüdür. İki Seneviye'yi örnek verdi. Onlardan daha kötüdür. Sonra iki açıklamamız daha var. Bir, alemin tamamının hadis olduğunu görmesek de alemden gördüğümüz cüzlerin sonradan var olma unsurlarından hali olmadığını gözlemlememiz sebebiyle alemin tamamı hakkında hadis olduğunu söylememiz gerekiyorsa, yaratıcı da kendisini hadis olarak isimlendirmemizi gerektirecek şeyler gözlemlememiz sebebiyle onun hakkında da aynı hüküm verilmesi ve onun hadis olduğunu söylemesi gerekir. Burası Mutezile eleştiri anlamında söylüyor. Yani o hadis sıfatlar kabul etmeleri sebebiyle alemin hadis olduğunu görmesek de alemin tamamının, evrenin hepsinin hudusunu aynı anda göremesek de alemden
gördüğümüz cüzlerin sonradan var olma unsurlarından hayli olmadığını gözlemlememiz şu kısım sebebiyle. Bu da günümüzdeki araştırma yöntemlerinde olduğu gibi. Örneğin biz suyun kaldırma kuvvetini her yerde test etmiyoruz. Belli yerlerde test ettikten sonra suyun kaldırma kuvveti var diye genelleme yapıyoruz. Alemin tamamının hadis olduğunu da birebir gözlemleme imkanımız yok tüm evrende. Ama gözlem yaptığımız kısımlarına dayanarak alemin gözlem yaptığımız kısımlarındaki hudut sebebiyle alemin tamamı hakkında hadis olduğu sonucuna gidiyoruz. Sistem böyle işliyorsa yaratıcı da kendisini hadis olarak isimlendirmemizi gerektirecek şeyler gözlemlememiz sebebiyle Mu'tezile'nin anlayışına göre işte yaratıcı değilken sonradan yaratıcı olması, rezzak değilken sonradan rezzak olması sonradanlık söylenirse onun hakkında da aynı hükmü verilmesi, onun da hadis olduğunu söylenmesi gerekir. Buraya şöyle yapabiliriz. Burayı şöyle yapabiliriz. Mutezile'nin kabullerinin nelere, hangi sonuçlara yol açtığına ilişkin iki açıklamamız daha var. Bir, alemin tamamının hadis olduğunu gözlemleyemesek de alemden gördüğümüz, gözlemi yaptığımız kısımlardaki hudusa dayanarak alemin tamamının hadis olduğunu söylememiz gerekiyor. Durum böyle ise, bu sistem bu şekilde akıl yürütmeye çalışıyorsa, yaratıcı kendisini hadis olarak isimlendirmemizi gerektirecek şeyler gözlemlememiz sebebiyle Mutezili anlayışa göre Allah'ın da o zaman hadislik taşıdığı için tamamı itibariyle de hudus taşıdığını söylememiz gerekir. Buna yol açar. İki, Allah'ın varlığı ancak hadislerle bilinmesine rağmen Allah'ın varlığını hadis olan bu alemdeki şeylere dayanarak bilinmesine rağmen vahiy gelmediğini düşünelim. Tek bilgi kaynağımız bu alem evrendeki şeyler. Allah'ın varlığını ancak hadislerle bilinmesine rağmen zatının kıdemi zorunlu olmuştur. Allah'ın varlığı ancak hadislerle bilinmesine rağmen zatının kadim olduğu zorunlu olmuştur. Bunu zorunlu olarak biliriz. Peki alemin tamamı hadislerden hali olmamasına rağmen alemin tamamının kadim olduğunu söylemek niçin zorunlu olmasın? Alemin tamamı hadislerden hali olmamasına rağmen alemin tamamının kadim olduğunu söylemek niçin zorunlu olmasın? Şimdi bunları niye söylüyor? Mutezilerin kabullerinin nelere yol açtığını anlamak için söylüyor. Bunlar kabul edilirse bir, böyle bir sorunla karşı karşıya kalırız. İki, şuna cevap vermek zorunda kalırız. Allah'ın varlığı ancak hadislerle bilinmesine rağmen biz hadisleri görüp bunları yaratıcısı var dediğimiz için sistem böyle çalıştığı için zatının kıdemi zorunlu olmuştur. Zatını da kadim olarak biliyoruz. Alemi de hadis diyebiliyoruz. Peki alemin tamamı hadislerden hali değilken olmamasına rağmen alem tamamen hadis iken
yaratılmış iken, bunları taşıyorken alemin tamamının kadimi olduğunu söylemek niçin zorunlu olmasın? Burada neye dikkat çekti? Zıtlığa dikkat ederseniz. Hadislerle müşahede ediyoruz. Hadislere bakıyoruz. Hadislere bakıp kadim bir tanrı vardır diyoruz. Burada bir zıtlık var. Hadis olan şeylere bakıyoruz. Kadim bir tanrı vardır diyoruz. Ve bu doğru bir akıl yürütme. O zaman şuradaki zıtlık da doğru olur diye bir itiraz gelmez mi? Alemin tamamı hadislerden hali olmamasına rağmen alemin tamamının kadim olduğunu söylemek niçin zorunlu olmasın? Alemin tamamı hadisken tam zıttı. Alem kadimdir demek niçin zorunlu olmasın? Buna cevap vermek gerekir. Ayrıca aleme nispet edilen birleşme, alem dediğimiz bu evrene ilişkin bildiğimiz nitelikler, birleşme, ayrılma, hareket etme, durağan olma gibi özelliklerden hareketle alemin duyularla algılanmayan kısmında hadislerin bulunma ihtimali bilinmektedir. Burada da şuradaki sistem çalışıyor. Alemden gördüğümüz cüzlerin sonradan var olma unsurlarından hali olmadığını gözlemleyip alemin tamamına aynı hükmü uyguluyoruz. Burada da aleme nispet edilen, alemin tamamına, evrenin tamamına nispet edilen birleşme, ayrılma, hareket etme, durağan olma gibi özelliklerden hareketle bunları gözlemlediklerimize bakarak alemin duyularla algılanmayan kısmında göremediğimiz uzak gezegenlerde hadislerin bulunma ihtimalini o söylüyoruz. Dünya hadistir, ayüstü alemde hadistir diye aynı genellemeyi yapıyoruz. Onların görüşüne göre Allah da rahmet, var etme, yaratma ve diriltme nispet edilir. Ve bütün bunlar onlara göre hadistir. Onların burada atıf yaptığı sıfatlar konusuna geldi. Mutezile'nin anlayışına göre rahmet, var etme, yaratma, diriltme yani sıfatla fiiller Allah'a nispet edilir. Rahmet etme fiili, var etme fiili, yaratma fiili, diriltme fiili, rızık verme fiili, fiiller Allah'a nispet edilir ve bütün bunlar onlara göre hadistir. Şuradaki söylediği şey, siz şurası. Sıfatlarla ilgili kısım. Şurada da aynı şey. Mutezile Yüce Allah hakkında onun yaratıcı, Rahman, Rahim değilken şimdi bu sıfatlara sahip olduğunu söylemiştir. Yokken var oldu. Bu bir çelişki olur diye dikkat çekmişti. Orayı tekrar aynı konuya geldi. Onların görüşüne göre Allah da rahmet etme fiili, var etme fiili, yaratma fiili, diriltme fiili gibi fiiller Allah'a nispet edilir ve bütün bunlar onlara göre hadistir. Dolayısıyla Allah hakkında, alem hakkında verilen hüküm verilmelidir. Şimdi kural neydi? Şuradaki kural. Gözlem yaptığımız alemin parçalarında hudusu görürsek alemin göremediğimiz kısmında da hudus var diye sonuca varıyorduk. Eğer insan aklı bu şekilde çalışıyorsa rahmet etme, var etme, yaratma, diriltme fiilleri hadisse o zaman Allah hakkında genel itibariyle hadislik durumu vardı diye sonuca gidilebilir. Dolayısıyla Allah hakkında, alem hakkında verilen gözlemi yaptığımız kısma dayanarak genel hakkında hüküm vermemiz gibi hüküm verilebilir. Bu nitelikteki bir tanrının yani hudusa mahal olan bir tanrının hadislerin dışında bir yaratıcısının ve var edicisinin olması gerekir.
Eğer Tanrı denilen bu hadislere mahalse, o zaman hadislerin dışında bir yaratıcısının ve var edicisinin olması gerekir. Şimdi yukarıya atıf olsun diye şöyle bir açıklama yazabiliriz. Madde 1 miydi? 1. Onların görüşüne göre Allah da rahmet var etme, rahmet etme, diyelim rahmet etme, var etme, yaratma ve diriltme fiilleri nispet edilir ve bütün bunlar onlara göre hadistir. Dolayısıyla Allah hakkında, alem hakkında verilen olma mahal olma hükmü verilmelidir. Bunun nitelikteki bir tanrının eğer hadislere mahal ise, hadislerin dışında bir yaratıcısının ve var edicisinin olması gerekir. Mutezile şöyle demiştir: Yüce Allah'tan irade var olmuş. Bu irade sayesinde alem var olmuştur. Allah'tan irade var olmuş. Bu irade sayesinde alem var olmuştur. Ancak bu irade Allah'ın ona yönelik bir var etmesi, iradesi ve ihtiyar olmadan var olmuştur. Yani Allah'tan irade var olmuş. Bu irade sayesinde alem var olmuştur. Ancak bu irade Allah'ın ona yönelik bir var etmesi, iradesi, ihtiyar olmadan var olmuştur. Çünkü o iradenin dışında sadece Allah'ın zatı vardır. Zat da o iradeden öncedir. Mecusiler de aynen böyle söylemiştir. Dehriler dedi. Seneviler dedi. Şimdi Mecusilere geldi. Bu meselede söyledikleri konu Mecusilerin söylemesine benzer. Mecusiler şöyle söylemiştir: Yüce Allah vardı, sonra kendisinden şeytanın oluştuğu kötü bir düşünce var oldu. Şeytan da bütün kötülüklerin kendisi sebebiyle var olduğu bir varlıktır. Şurayı tırnak için alalım. Mutezile şöyle demiştir: Yüce Allah'tan bir irade var olmuş. Bu irade sayesinde alem var olmuştur. Ancak bu irade Allah'ın ona yönelik bir var etmesi, iradesi ve ihtiyarı olmadan var olmuştur. Çünkü o iradenin dışında sadece Allah'ın zatı vardır. Zat da iradeden öndedir. Mecusiler de aynen böyle söylemiştir: Yüce Allah vardı, sonra kendisinden şeytanın oluştuğu kötü bir düşünce var oldu. Şeytan da bütün kötülüklerin kendisi sebebiyle var olduğu bir varlıktır. Mecusiler ona düşünce adını verir. Şu kısma: Yüce Allah vardı, sonra kendisinden şeytanın oluştuğu kötü bir düşünce. Mecusiler ona fikra, düşünce adını verir. Mutezile ise irade ve ihtiyar adını verir. İradenin varlığa gelişi ise ihtiyar ve irade ile değildir. İradenin varlığa gelişi ise Mutezile'ye göre ihtiyar ve irade ile değildir. Dolayısıyla düşünceye daha çok benzer. Dolayısıyla Mecusilerin
düşünce anlayışına daha çok benzer. İkinci benzerlik yönü olarak Mecusilere göre düşünce kötülükten başkası olmamış, Mutezile'ye göre de irade alemden başkası olmamıştır. Bu da Allah daha iyi bilir ya, Hazreti Peygamber'in şu sözünün anlamıdır. Kaderiye bu ümmetin mecusileridir. Şimdi burada da alemin var olmasıyla ilgili dayanan söyledi. Mutezile'ye Allah'tan irade var olmuş ama var olan bir irade Allah'ın bir var etmesi, iradesi ihtiyar olmadan var olmuştur görüşünü atfetti. Sonra Mecusilerin Yüce Allah vardı. Sonra kendisinden şeytanın oluştuğu kötü bir düşünce var oldu. Şeytan da bu bütün kötülüklerin kendisi sebebiyle var olduğu bir varlıktır görüşünü atfetti. Sonra bu ikisini birbirine benzetti. Mecusiler düşünce adını verir. Mutezile irade, ihtiyar adını verir. İradenin varlığa gelişi ise Mutezile'ye göre ihtiyar ve irade ile değildir. Dolayısıyla Mecusilerin düşünce anlayışına benzer. İkinci benzerlik yönü olarak Mecusilere göre düşünce kötülükten başkası olmamış. Mutezile'ye göre de irade alemden başkası olmamıştır. Bu iki benzerlik de Hazreti Peygamber'in şu sözünün anlamıdır. Kaderiye bu ümmetin mecusileridir. Yani Mutezile mecusilerden daha kötüdür sonucuna ulaştı. Sonra alem Mutezile'ye göre birleşme ve ayrılmadan, ortadan kalkma ve yerinde durmadan hali kalmaz. Alem şimdi buradaki sonralar büyük ihtimalle Maturidi bu kısımları bir kitaptan paragraf paragraf takip ederek eleştiride bulunuyor, alıntılıyor, eleştiride bulunuyor. Kâbi'nin makalatı olabilir. Bu sonra diğer paragrafa geçtiği anlamında buradaki cümlenin öncelik sonralık değil, metindeki öncelik sonralık gibi. Buradaki sonrayı silmiş olsak hiçbir anlam bozulması ortaya çıkmıyor. Buradaki sonralık fikrin sonralığı. Alem Mutezile'ye göre şöyle yapalım. Sonra Mutezile'ye göre alem birleşme ve ayrılmadan, ortadan kalkma ve yerinde durmadan hali kalmaz. Alem dediğimiz evren birleşme, ayrılma, ortadan kalkma, yerinde durma etrafında döner. Bu haller Allah'tan başkası ile var olabilir. Tıpkı gemilerin, binaların, yazının ve başka şeylerin cüzlerinin Allah'tan başkası sayesinde birleştiği ve ayrıldığı gibi. Yine güneş ve ayın akışı ve insanların hareketleri ve durağanlıkları gibi. Alem de zaten araziler ve cisimler türünden ibarettir. Alem dediğimizde toptan yekün olarak baktığımız zaman araz ve cisim türünün tamamından ibarettir. Bunlar da hem Allah hem de yaratıklar sayesinde var olabilen bir bütündür. Bunlar hem Allah hem de yaratıklar sayesinde var olabilen bir bütündür. Dolayısıyla alem hem Allah hem de yaratıklar sayesinde var olabilen bir bütündür. Buna göre alem birden fazla fail sebebiyle var olan bir bütündür. Nitekim zındıklar alemin varlığının ilkesinin iki olduğunu, yani karanlık aydınlık gibi, tabiatçılar ve yıldızcılar ise ikiden fazla olduğunu söyler. Mutezile'ye göre alem birleşme ve ayrılmadan, ortadan kalkma ve yerinde durmadan hali kalmaz. Bu genel kabul olan bir durum. Bu haller ise Allah'tan başkası ile var olabilir. Tıpkı gemilerin, binaların, yazının ve başka şeylerin
cüzlerinin Allah'tan başkası sayesinde birleştiği ve ayrıldığı gibi. Yine güneşin ve ayın akışı ve insanların hareketleri ve durağanlığı gibi. Alem de zaten araziler ve cisimler türünden ibarettir. Bunlar da hem Allah hem de yaratıklar sayesinde var olabilen bir bütündür. Dolayısıyla alem hem Allah hem de yaratıklar sayesinde var olabilen bir bütündür. Buna göre alem birden fazla fail sebebiyle var olan bir bütündür. Nitekim zındıklar alemin varlığının ilkesinin iki, tabiatçılar ve yıldızcılar ise ikiden fazla olduğunu söyler. Şimdi aşağıda bunu bağlayacak. Sonra yüce övgüye layık olan Allah, Mutezile'nin görüşüne göre varlığa getirmesine ve kıdemine alemden başka bir hüccet getirmemiştir. Şimdi şurayı tırnak için alalım. Burasını bir de kırmızı yapalım. Allah varlığa getirmesine ve kıdemine alemden başka bir hüccet getirmemiştir. Yukarıda da benzer bir ifade geçmişti. Kırmızı yapmıştık orayı da. Allah'ın varlığının delili alemi kendisidir gibi bir ifade geçmişti. Varlığının delili, yani hadisleri düşünmezsek ayetleri, varlığın kendisidir. Şimdi oraya Mutezile yazsak aynısı oluyordu. O yüzden burada açığa çıktı o cümlenin sahibi. Mutezile'ye göre şeyler yoktu. Yokluktan çıkarılmalarından başka bir şey olmayan var kılınlar sayesinde var oldu. Allah, Mutezile'nin görüşüne göre varlığa getirmesine ve kıdemine alemden başka bir hüccet getirmemiştir. Yine o başkasının yaratması olan araziler ile kendisinin yaratması olan arazileri ayırmamıştır. Yine Mutezile'ye göre Allah, o başkasının yaratması olan araziler ile kendisinin yaratması olan arazileri ayırmamıştır. Şuraya atıf yapıyor, şuradaki kısımlara. Gemilerin, binaların, yazının ve başka şeylerin, cüzlerin Allah'tan başkası sayesinde birleştiği ve ayrıldığı gibi, yine güneş, ayın akışı, insanların hareketleri ve durağanlığı gibi, alem ve arazlar ve cisimler türünden ibarettir. Bunlar da hem Allah hem de yaratıklar sayesinde var olabilen bir bütündür. Dolayısıyla alem hem Allah hem de yaratıklar sayesinde var olabilen bir bütündür. Buna göre alem birden fazla fail sebebiyle var olan bir bütündür. Hem failliği hem Allah'a hem yaratıklara verilen örnekler saydı burada. Oraya atfen o, yani Mutezile'nin görüşüne göre başkasının yaratması olan araziler ile kendisinin yaratması olan arazileri ayırmamıştır. Çünkü birleşme ve ortadan kaybolma gibi araziler bazen duyuda vardır ama birleştirici ve hareket ettirici görünmez. Birleşme ve ortadan kaybolma gibi araziler bazen duyuda vardır ama birleştirici ve hareket ettiricisi görünmez. Bunlar kendileri sebebiyle değil, görünmese dahi bir başkası sebebiyle meydana geliyor olabilirler.
Çünkü o görülmeyen başkası o görünen kısmın benzeridir. Bu da Sinevi'nin ve tabiatçıların sözüne ve görüşüne benzer. Eşya, onlar yani tabiatlar ve ışık karanlık sayesinde var olur ve bu oluş onlardan herhangi biri kendi yarattığını başkalarınınkinden ayırmak için bir delil ikame etmeksizin gerçekleşir. Bu da acizliğin belirtisidir. Allah'ın alemin tamamının kendisi sayesinde var olduğuna delil olarak zikrettiği anlam şu ayette ifade edilir. Allah'ın alemin tamamının kendisi sayesinde var olduğuna delil olarak zikrettiği anlam şu ayette ifade edilir. Aksi takdirde her tane kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilirdi. Ancak Mutezile'ye göre Allah Teala da kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilmemiştir. Çünkü onlara göre kendisine ait olduklarını gösteren bir belirti koymamıştır. Şu kısım zayıf gibi duruyor. Sineviye ve tabiatçıların sözüne ve görüşüne benzer Mutezile'nin görüşü. Burada ya kadar yaptığı şey şu, insanın yaratması var, Allah'ın yaratması var. Ona dair örnekler verdi, bunu ayıramayız diye. Seneviyenin ve tabiatçıların sözüne ve görüşüne benzer bu görüşler. Eşya, onlar yani tabiatlar ve ışık karanlık. Seneviyeyi dikkate alırsak, işte ışık karanlık, tabiatçıları dikkate alırsak, tabiatlar. Bunun sırasını değiştirelim. Işık, karanlık ve tabiatlar şeklinde yapalım. Seneviye ve tabiatçıların görüşüne ve sözüne benzer eşya, varlık. Onlar yani ışık, karanlık ve tabiatlar sayesinde var olur. Ve bu oluş onlardan herhangi biri kendi yarattığını başkalarınkinden ayırmak için bir delil ikame etmeksizin gerçekleşir. Bu da acizliğin belirtisidir. Allah'ın alemin tamamının kendisi sayesinde var olduğuna delil olarak zikrettiği anlam şu ayette ifade edilir. Aksi takdirde her tane kendi yarattığını alıp bir tarafa çekilirdi. Ancak Mutezile'ye göre Allah Teala da kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilmemiştir. Çünkü onlara kendisine ait olduklarını gösteren bir belirti koymamıştır. Burada Mutezile'nin görüşü. Sonra küçük cisimlerin daha fazla bölünemeyecek kadar küçük düzlere ayrıldığını tahayyül edersek, küçük cisimlerin daha fazla bölünemeyecek kadar küçük düzlere ayrıldığını tahayyül edersek, onları hisle algılayıp akla iletmek imkansız olur. Küçük cisimlerin daha fazla bölünemeyecek kadar küçük cüzlere ayrıldığını tahayyül edersek, hayal edersek, onları hisle bu organlarıyla algılayıp akla iletmek imkansız olur. Bu küçük cisimler cevherlerin incelik ve kalınlıkları ölçüsünde, cevherlerinin incelik ve kalınlıkları ölçüsünde Allah'tan başkası tarafından birleştirilebilirler. Böylece cisimlerin elde edilmesine ilişkin Allah'ın hüccetleri bir başkasının fiili olabilir ve Allah insanlara alemin kendisinin eseri olduğunu bilmelerini sağlayacak bir açıklama yapmamış olur. Şimdi buradaki akışı takip etmek için ana tartışma Allah'ın tüm evrene yarattığına dair kendisine gösteren bir işaret koyup koymadığı meselesi. Koyduğu aksi takdirde her tane kendi yaratığını alıp çekilirdi. Ayetinden anlaşılıyor. Bir işaret koyduğu, Mutezile'ye atfettiği de bu işaretin konulmadığı yönünde. İşaret var mı, yok mu? Onun açıklaması. Küçük cisimlerin daha fazla bölünemeyecek kadar küçük cüzlere ayrıldığını düşünürsek, hayal edersek, onları gözlemle algılayıp akla iletmek bu durumda imkansız olur. Bu küçük cisimler cevherlerin
incelik ve kalınlıkları ölçüsünde Allah'tan başkası tarafından birleştirilebilirler. Böylece cisimlerin elde edilmesine ilişkin Allah'ın hücretleri bir başkasının fiili olabilir. Ve Allah insanlara alemin kendisinin eseri olduğunu bilmelerini sağlayacak bir açıklama yapmamış olur bu durumda. Alemin onlara duyularıyla algılattığı kısımlarında alemin bir başkasından var olma imkanını ortadan kaldıracak ve kendisinden varlığa geldiğini ispatlayacak delilleri onlara açıklamamış olur. Alemin duyularıyla algılattığı kısımlarında, gözlem yaptığı kısımlarda alemin bir başkasından var olma imkanını ortadan kaldıracak ve kendisinden varlığa geldiğini ispatlayacak delilleri açıklamamış olur. Alemin insanlardan gizli tuttuğu kısmında bu durum acaba nasıldır? Şimdi geriye gidelim. 1-2 madde olan kısma. Bu durumlar çok atıflı gidiyor. Şimdi şurayı hiç aklından çıkartmamamız gerekecek. Genel ilke. Alemden gördüğümüz cüzlerin sonradan var olma unsurlarından hali olmadığını gözlemlememiz, gözlemi yaptığımız kısımda hadis olduğunu gözlemlememiz, alemin tamamı hakkında hadis olduğunu söylememize yol açıyor. Gözlem yaptığımız kısımdaki hadisliği görmemiz, görmediğimiz kısım hakkında da hüküm vermemize imkan tanıyor. Sistem bu şekilde işliyorsa, Allah'ın alemin tamamının kendisi sayesinde var olduğuna delil olarak zikrettiği anlam şu ayette ifade edilir. Aksi takdirde her tane kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilirdi. Yani işaret var. Eğer işaret yok, delil yok diye düşünülürse Allah insanlara alemin kendi eseri olduğunu bilmelerini sağlayacak bir açıklama yapmamış olur. Alemin duyularıyla algılattığı kısımlarında, gözlem yaptığımız kısımlarında alemin bir başkasından var olma imkanını ortadan kaldıracak ve kendisinden varlığa geldiğini ispatlayacak delilleri açıklamamış olur. Eğer gözlem yapılan kısmında kendisinin yarattığına dair delilleri açıklamamışsa, alemin insanlardan gizli tuttuğu, yani insanlarca gözlemlenemeyen uzayın, evrenin gizli kısımlarında durum ne olur? Eğer gözlem yaptığımız kısımlarda alemi Allah'ın yarattığını anlayamıyorsak, bunun delili yoksa, göremediğimiz evrenin kısımlarındaki evrenin yaratıcısının hali ne olur? Böylece Allah hiçbirinin kendi fiiline bir belirti ve işaret koymaması yönünden Seneviyenin ve diğerlerinin kozmolojisindeki zikrettiğimiz ilkelere benzemiş olur. İşte şu kısım. Burayı sarı yapalım. Siyah yapıp ana tartışma burası. Seneviyenin kozmolojisi ve benzettiği kısım. Aleme baktığımız zaman, alemde gözlem yaptığımız kısımlarda Allah'ın yaratıcı olduğuna dair delil anlaşılabiliyor mu, anlaşılamıyor mu? Eğer anlaşılamıyorsa o zaman gözlem yapamadığımız kısımlarda da hiç anlaşılamaz. O zaman Seneviye'nin diğerlerinin kozmolojisine benzemiş olur. Bunun zıttı ne Maturidi'nin anlayışı? Alemin gözlem yaptığımız kısımlarında Allah'ın yaratıcı olduğuna dair işaretler, deliller gözlemlenebilir. Buraya dayanarak da görmediğimiz kısımlar hakkında oraları da Allah yarattı diye hükme gidilebilir. Eğer bu böyle değilse o zaman Seneviye'nin ve diğerlerinin alem anlayışına benzemiş olur. Çünkü bir kötülük herhangi biri için iyilik olabilir. Tabiatların kendisine dayandığı sıcaklık ve soğukluk gibi cevherlerde de durum aynıdır. Gezegenler de böyledir. Bir kötülük herhangi biri için iyilik olabilir. Tabiatların
Kendisine dayandığı sıcaklık ve soğukluk gibi cevherlerde de durum aynıdır. Gezegenlerde böyledir. Burada özetle söyleyip geçelim. Allah'ın alemin tamamının kendisi sayesinde var olduğuna delil olarak zikrettiği şu ayete dayanan delil vardır. Aksi takdirde her tane kendi yarattığını alıp bir kenara çekilirdi. Bu yapılamadığına göre alemin her gözlemlenen cüzünde Allah'ın yarattığına işaret vardır. Eğer bu böyle kabul edilmiyorsa o zaman Seneviye'nin kozmolojisine benzer bir duruma düşülür. Şimdi şurayı biraz farklılaştırayım rengini. Geriye doğru gelelim. Şu kısımları da kırmızı yapalım, atıf yaptığı yerler. Şurası da atıf yaptığı bir yer. Allah'ın varlığı hadislerle bilinir. Ebu Mansur, Allah ona rahmet etsin, şöyle demiştir. Tevhid ehli Seneviye'nin öğretisini iki açıklamayla reddetmiştir. Bir, ikisinden her biri diğerine yapacağı şeyden alıkoyar ve engeller ve yine ikisinden her biri diğerinin bilmediği şeyi yapabilir. Seneviye'nin işte ışık, karanlık, iyilik, kötülük tanrısı gibi düşünürsek o ışık, karanlık veya iyilik, kötülük ilkelerden her biri diğerini yapacağı şeyden alıkoyar ve engeller ve yine ikisinden her biri diğerinin bilmediği şeyi yapabilir. Onlar bunu kabul ederse her ikisini veya ikisinden birini bilgisiz saymış olur. Bunu kabul etmezlerse ikisini de aciz saymış olurlar. Cahillik ve acizlik ise rububiyeti geçersiz kılar. 2. Birinin var kılmak istediğini, ışık, karanlık veya iyilik, kötülük tanrısından birinin var kılmak istediğini diğeri yok etmek ister. İkisi çelişkiye düşer. O halde varlık sadece birinin var olduğuna delalet eder.
varlık sadece birinin var olduğuna delalet eder. Yani bir düzenli bir varlık sistemi varsa o sadece birinin var olduğuna delalet eder. Sonra Mutezile'nin bir diğer görüşüne göre kul Allah'ın olacağını bildiği şeylerin dışında bir fiile güç yetirebilir. Mutezile'nin bir diğer görüşüne göre kul birey Allah'ın olacağını bildiği şeylerin dışında bir fiile güç yetirebilir. Çünkü Allah'ın ilminde kafir olan kimse mümin olabilir. Şimdi Maturidi'ye göre hidayet Allah'ın doğru yola gideceğini bildiği kişi de hidayeti yaratması, dalalet kötü yola gideceğini bildiği kişi de hidayeti yaratması, dalaleti yaratması gibi şeklinde anlaşılıyor. Mutezile'ye göre Allah'ın ilminde kafir olan kimse mümin olabilir. Kulun iman etmesinin gerçekleşmesi ise onun ilminin dışında çıkmasıdır. Bu da kula fiili Allah'tan gizleyebilme kudreti verir. Sonra bu yaklaşım güya onun birliğini nefyetmez. Şimdi yukarıya atfediyor. Şimdi, iyilik kötülük tanrısı veya iki ezeli ilkeyi eleştiriyor burada. Biri diğerine hükmediyorsa, biri diğerinden zıt bir şey yapıyorsa acizlik anlamına gelir. Acizlik de Tanrı olmayı ortadan kaldırır. Bundan dolayı tüm ehli tevhid bu ilkeyi kabul edip Senevi'yi eleştirde bulunmuşlardır. Bu ehli tevhid bu ilkeyi kabul edip bunu bu şekilde kullanıyorsa aynı durum Mutezile'de de var demeye getiriyor. Mutezile de kul Allah'ın olacağını bildiği şeyin dışında iş yapabilir. O zaman Allah'ın kudreti ayrı, insanın kudreti ayrı, Allah ayrı, insan ayrı. Bu da kula fiili Allah'tan gizleyebilme kudreti verir. Sonra bu yaklaşım güya onun birliğini nefyetmez. Yani nasıl olur da bunu kabul ediyorsunuz da daha sonra bunun Allah'ın kudretinin birliğinin zedelemediğini düşünüyorsunuz. Aynı durum bir başka ilah olduğunda da söz konusudur. Yani iki ilah olsa yukarıdaki gibi biri diğerini engellese, biri diğerinden istemediği, kabul etmediği bir şey yapsa acizlik olur. Kul Allah'ın olacağını bildiği şeylerin dışında güç yetirebiliyorsa bu nasıl olur da tevhidi zedelemez? Aynı durum bir başka ilah olduğunda da söz konusudur. Bunu anlatıyorum ki buraya kadar tüm bunları anlatıyorum ki Mutezile'nin öğretisinin gerçekte zındıkların öğretisi olduğu bilesin. Bugünkü okuma yaptığımız kısma böyle başlamıştı zaten. Mutezile'nin anlayışının diğer dinlerin anlayışına benzediği ortaya çıksın diye yazmaya başlamıştı. Bitirirken de aynı şeyi söylüyor. Tüm bunları anlatıyorum ki Mutezile'nin öğretisinin anlayışının gerçekte zındıkların öğretisi olduğunu, hatta daha kötüsü olduğu bilinsin. Çünkü tevhidi ispatlayan şey şu kısım tevhidi ispatlayan şey iki öğrettiği de yani mutezilerin ve zındıkların öğretisini nakseden şeydir. Şimdi orayı okuyalım. Şimdi burasına ehli tevhid yapalım. Şimdi inananlar diyebilirdi, bazı insanlar diyebilirdi, Maturidiler diyebilirdi. Burada geniş bir özne kullandı ehli tevhid. Yahudiler, Hristiyanlar, tüm dünyanın her tarafındaki tüm ehli tevhidi kapsayan geniş bir özne kullandı. Geniş özne kullanması aşağıda Mutezile'yi sıkıştırmak için olduğu anlaşılıyor. Tüm ehli tevhid şu iki ilkede ittifak sağlamıştır diyor. İki ilah kabul edenler, ikisinden her biri diğerinin yapacağı şeyden alıkoyar ve engeller. Yine ikisinden her biri diğerinin bilmediği şeyi yapabilir. Onlar bunu kabul ederse her ikisi veya ikisinden biri bilgisiz hale gelir. Bunu kabul etmezlerse aciz hale gelirler. Acizlik ve cahillik rububiyeti geçersiz kılar. İkincisi birinin var kılmak istediğini diğeri yok etmek ister. İkisi de çelişkiye düşer. Bu iki şeyi tüm ehli tevhid kabul etmiştir. Nasıl oluyor da
Mutezile'nin anlayışına göre kul Allah'ın olacağını bildiği şeyin dışında fiil yapabilir. Allah'ın ilminde kafir olacak olan biri nasıl orada mümin olabilir? Eğer yukarıdaki iki ilke kabul edilirse bu durumda tevhid zarar görmüş olur. Nasıl zarar görmüş olmasın? Bunu anlatıyorum. Bu sayede Mutezile'nin öğretisinin gerçekte zındıkların öğretisi olduğu bilinsin. Çünkü tevhidi ispatlayan şey yukarıdaki tevhid delili, tevhidi ispatlayan Burhan-ı Temani iki öğretiyi de Mutezile'nin öğretisini de zındıkların öğretisini de nakseden şeydir. Tevhid ehlinin ikinci açıklaması şudur. Şimdi gene genel bir özne kullandı. Bu genel özneye dayanarak Mutezile'yi sıkıştıracak. Gene tevhid ehlinin ikinci görüşü şudur. Mutezile kula Allah'ın bütün tedbirini dolaylı eylemden tevadüt, uzaklaştırma ve cehennemi dolduracağım ayetindeki vaidi, azap tehdidini uzaklaştırma gücü nispet eder. Mutezile kula Allah'ın bütün tedbirini dolaylı fiilden, tevellütten uzaklaştırma ve cehennemi dolduracağım ayetindeki vaidi tehdidini uzaklaştırma gücü nispet eder. İnsana yaratma bağımsız fiilde bulunma gücü nispet eder. Ayrıca onlar bütün kafirlerin ve iblislerin fiilinin Allah'ın olmasını istemediği şekilde gerçekleştiğini kabul ederler. Bütün kafirlerin ve iblislerin fiilinin Allah'ın olmasını istemediği şekilde gerçekleştiğini kabul ederler. Şuradaki ilke neydi? Onlara göre kul Allah'ın olacağını bildiği şeylerin dışında fiile güç yetirir. Örnek Allah'ın kafir olacağını bildiği kimse mümin olabilir. Allah'ın kafir olacağını bildiği, cehenneme gideceğini bildiği iblislerin Allah'ın olmasını istemediği halde gerçekleştiğini kabul eder. Hatta Allah onların fiilinin olmamasını ister ve onları engellemek için hazinelerindeki her şeyi harcar. Hatta bu çabasında daha fazlasını yapmak istese dahi engelleyemez. Mutezile'ye göre, Mutezile bütün bunları söylerken Allah'ın varlığını kabul etmeyi imkansız görmez. Yani söyledikleri bu anlayış neticede Allah yok anlamına çıkacağı halde bunu görmez. Yaratıkları onun ilmindeki şekil üzere oluşur ve var olur. Aynı durum alem içinde de geçerlidir. Onun ilmindeki şekil üzere oluşur ve var olur. Aynı durum alemin içinde de geçerlidir. Bu sana anlattıklarım Mutezile öğretisinin Müslümanların değil, Dehrilerin ve zındıkların öğretisini doğurduğunu açıkça göstermek içindir. Burayı da kırmızı yapalım. Buraya kadar yapmaya çalıştığı şey kendince alıntıladığı Mutezile görüşlerini bu görüş Dehrilerin, zındıkların görüşünden daha kötüdür, daha çelişkilidir. Bunu ortaya koymak için Mutezile'nin yaptığı tasvirler. Bu aynı görüşler bir de Mutezile'den dinlemek gerekir. Onlar bunu nasıl anlatıyor diye. Buradakiler Maturidi'nin tasviri. Ona göre Mutezile'nin öğretisi Müslümanların değil Dehrilerin ve zındıkların öğretisidir. Bir başlıkta bırakalım. Buradan sonra ne kadar var başta? 2 sayfa yaklaşık hocam. 2 sayfa. Hızlıca bunu bitirelim mi? Geçen hafta Olur okumadım. hocam. Burayı hızlıca okuyup bitirelim. Yani konu bağlantılı olduğu için daha sonra anlaşılması zor olur. Buradaki temel amaç bu. Mutezile'nin öğretisi zındıkların, dehrilerin anlayışından daha kötü. Bunu anlatmaya çalışıyor. Zındıkların öğretisi şöyledir. Alem iki failin fiilidir. Işık ve karanlığın fiilidir. Bu ikisinden biri diğerinin fiili üzerinde yaratması, tedbiri, kudreti yoktur. Işık karanlığa hükmedemez, karanlık ışığa hükmedemez. Her biri diğerinin güç yetiremediği bir kötülük ve iyilik fiiline sahiptir. Mecusilerin öğretisi de böyledir.
Mutezile'nin öğretisine göre burada ışık karanlık birbirine hükmedilemez dedi. Burada da Mutezile'nin anlayışına göre insan bağımsız güç kudret sahibidir. Allah ona karışmaz, ona karışmaz. Bu mecusilerinden daha kötüdür sonucunu doğuracak diyecek. Mutezile'nin öğretisine göre kulun bir tür fiile gücü yeter ve bu fiil kesiptir, kazanmadır. Mabudun da bir tür fiili vardır. Bu fiil icattır. Allah'ın kulun fiili üzerinde kudreti ve yaratması yoktur. Kulun da Allah'ın fiili üzerinde yoktur. Şu kısım. Allah'ın kulun fiili üzerinde kudreti yaratması yoktur. Kulun da Allah'ın fiili üzerinde yoktur. Bu iki şey yani kazanma ve var etme üzerinde alemin yönetimi seyreder. Mutezile bununla yani kazanma ve var etme ayrımıyla gerçekte zikrettiğim zındıklara benzemiştir. Allah'ın kulun fiili üzerinde kudreti yaratması yoktur diyerek kulu dışarıda bırakarak bu görüşüyle zındıklara benzemişlerdir. Mutezile'nin öğretisi daha çirkindir. Zira bu öğretiden hareketle kulun durağanlık ve hareketi üzerinde bir kudret daha kabul edilmiştir. Mutezile'nin öğretisi daha çirkindir. Zira bu öğretiden hareketle kulun durağanlık ve hareketi üzerinde bir kudret kabul etmişlerdir. Allah kulu hareket ve durağanlığa güç yetirir kıldığında kendisinden bu kudret gidip kaybolur. Yani Allah hareket ve durağanlık kudretini kula verir. Kula verdikten sonra artık etkisi kalmaz onun üzerinde. Oysa seneviyenin iki failden birini, diğerini güçlü kılmak suretiyle güçten yoksa kıldığı görmüyoruz. Böylece seneviye nezdinde kendisine rububiyet nispet edildiği faildeki kudret anlamı Mutezile nezdindeki ilahi kudret anlamından kendi başına var olmaya daha layıktır. Bu da Allah'tan zatıyla var olmak kudretini gidermek demektir ki en çirkin sözdür. Işık karanlık birbirine müdahale edemiyor. Etkisi yoktur. Oysa Allah insana yaratma kudretini verdikten sonra insan üzerine yetkisi yoktur, etkisi yoktur diyerek kendisini güçten yoksun kılmayı kabul eder. Bu daha kötüdür. İkincisi Mutezile'nin yalanıdır. Çünkü Mutezile kulun fiili türünde yaratıcıya nispet ettiği her şeyi var kabul eder. Ama Allah'ın yaratma fiilinden dolayı kendisine tanındığı uluhiyet ismini kula nispet etmezler. Kulun fiil türünde yaratıcıya nispet ettiği her şeyi var kabul eder. Ama Allah'ın yaratma fiilinden dolayı kendisiyle tanındığı uluhiyet ismini kula nispet etmez. Evet, yaratma fiili sebebiyle Allah'a yaratıcı der ama insandaki yaratma fiili sebebiyle insana yaratıcı demez. Yaratıcı ismi de böyledir. Bu da Mutezile'nin yalanıdır. Yani onu da kula nispet etmezler. Ayrıca Mutezile Kadir kulun kudretinin mertebesini Allah'ın kudretinin yukarısına çıkarır. Çünkü şöyle söyler. Allah kudretle nitelenmesine rağmen vaat ettiğini yapmaya ve yapılması verilen sözü yerine getirmek demek olan şeyi yapmaya güç yetiremez. Örneğin Allah kullarına yaşam süreleri ve rızıklarını takdir eder. Sonra bir kul gelir ve onlardan birini müddetini tamamlamadan, vaadini yerine getirmeden ve kudretini var olmaya devam ederken öldürür. Allah Teala da bu kulu kudretten engellemeden tamamlamak istediği bu eyleminden alıkoyamaz. Böylece kulun kudreti daha büyük ve iradesi daha geçerli olur. Rabbimiz bu nitelendirmeden yücedir. Şu kısmı tırnak için alalım. Yani Allah bir kişiye bir ömür verir. O ömür bitmeden önce gelir birisi onu öldürebilir. Allah da buna engel de bulunamaz. Bu şekilde Allah'ı güçsüz gösterir. Rabbimiz bu nitelendirmeden yücedir. Seneviye ışığın fayda sağlamaya ve karanlığın kötülüğünü kendi cevherinden uzaklaştırmaya çalışırken karanlığa esir düştüğünü ve onun boyunduruğu altına girdiğini iddia eder. Karışmanın başlangıcını karanlıktan başlatanlara göre karanlık da böyledir. Dolayısıyla hem ışık hem de karanlık hata etmiştir. Zira ikisinin de fiili istediklerinin aksi şekilde sonuçlanmış ve her biri bir yönden diğeri sayesinde var olmuştur. Işık karanlık birbirini etki etmiştir.
Dolayısıyla Senevilerin ışığın hata, bilgisizlik ve güçsüzlükle nitelendiğini söylemek zorunda kalmışlardır. Seneviler ışığın hata, bilgisizlik, güçsüzlükle nitelendiğini söylemek zorunda kalmışlardır. Işık hatalı olmakla nitelenir. Çünkü akıbeti sonu kendisinin istediği gibi olmamıştır. Bilgisizlikle nitelenir. Çünkü düşmanının boyunduruğu altında kalacağını bilememiştir. Güçsüzlükle nitelenir. Çünkü kendini kurtarma ve yönetme çabası içinde olmasına karşın bunu başaramamıştır. Mutezile de benzer şekilde konuşur. Allah kafire veya bir başkasına ancak kendisine itaat etmesi için güç vermiştir. Herkesi burayı tırnak içine alalım. Mutezile'ye göre Allah kafire veya bir başkasına ancak kendisine itaat etmesi için güç vermiştir. Herkesi ancak kendisine şükretsin diye mülk sahibi yapmıştır. Herkesi ancak kendisine boyun eğsin diye yaratmıştır. O böyle ister ve yaptığını bunun için yapmıştır. Ondan bunun dışında bir şey sadır olsaydı sefih ve zalim olurdu. Sonra düşmanlarına bütün bu verdiği şeylerle istediği gerçekleşmemiştir. Onun hataları vardır. O bilinen hata işin onun dilediği gibi çıkmamasıdır. Sonra kul yaptığı takdirde Allah'ın ilminin dışında kalacak olan fiile güç getirebilmektedir. Sonrasında sabit olan fiil Allah'ın ondan men edemediği fiildir. Böylece Mutezile'nin görüşü bu görüşü kötülenecek bütün yönleriyle Senevilere benzemeyi gerektirmiştir. Ebu Mansur Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Zındıklar bir şeyin yoktan var olabileceği görüşünü inkar etmiştir. Hiçbir şey yoktan var olmaz demişlerdir. Çünkü böyle bir şeyi vehimde tasavvur etmek mümkün değildir. Böyle bir şeyi aklen tahayyül etmek mümkün olmadığı için hiçbir şey yoktan var olmaz demişlerdir. Çünkü böyle bir şeyi vehimde aklen tasavvur etmek, hayal etmek mümkün değildir. Müşebbihe de Allah'ın cisim olduğunu söylerken aynı gerekçeye dayanır. Yani cisim olmaması nasıl bir şeydir bunu tahayyül edemediği için cisimdir demiştir. Mutezile de kulların fiilinin yaratılmasını inkar eder. Çünkü böyle bir şey akılda yer almaz ve vehimde tevehüm edilmez. Kaderiye yani Mutezile Allah'ın güç getirdiği en iyiyi yapmaktan geri durmadığını söyler. Zındıklar da Allah'ın en iyiyi, aslahı yaptığını ve kötülüğün yaratıcısının başkası olduğunu söyler. Işık, karanlık birine iyilik, birine kötülük vererek ayırırlar. Zındıklar Allah'ın en iyiyi yaptığını ve kötülüğün yaratıcısının başkası olduğunu söyler. Benzer şekilde kaderiyi Allah'ın var olan hiçbir kötü şeye güç yetiremeyeceğini, bütün kötülüklerin kulların fiili olduğunu söyler. Yani ışık, karanlık, iyilik, kötülük ayırdıkları gibi kötülüğü insanlara, iyilikleri Allah'a vererek kaderiye de onlara benzer bir şey söyler. Mutezile şöyle söyler. Allah hiç kimseye kötülük ilişmesini ve hiç kimseden kötülük çıkmasını istemez ama şeytan ister. Sonra kötülük meydana gelir. Her ne kadar kötülük Allah'ın istediği şey değilse de. Zındıklar da benzer şekilde Allah kötülüğü istemese de kötülüğün şeytandan ve kötülüğün yaratıcısından meydana geldiğini söyler. Burada bitirelim. Buraya kadar yapmak istediği veya yaptığı şey Maturidi'nin Mutezile'nin anlayışı, sıfat anlayışı, yaratma anlayışı, bilgi anlayışı sebebiyle ortaya çıkan durum Dehrilerin, Senevilerin, Mecusilerin anlayışından daha kötüdür sonuç. Sayfa kaç bitirdiğimiz yer? 112 hocam. 112. Kaçta başlamıştık? 104.